Kıymetli arkadaşlar merhabalar tekrardan. Herkes derse hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bugünkü dersimizde geçen hafta başlangıç işini yaptığımız ama belli bir yere kadar getirip daha sonlandıramadığımız bir mobilya geldik. Bizden sonraki olan derslerimizde ne yaptık? Akıllı mobilya üzerine tasarımlar, çizimler, araştırmalar yaptık. Peki hocam en son ne yaptık diye sorarsanız şuradan görünüşler butonundan front dediğimiz ön görünüş seçelim. Ne yaptığımızı hatırlamaya çalışalım. Arkadaşlar dikkatli bakarsanız bizler akıllı bir çocuk sallanır sandalyesi yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bunun baktığımızda çok da fazla parçası yok ama yeterli parçaları yeterli bir şekilde yaparsak biz bu işi yaparız, başarırız diye geçiyor aklımdan. Şimdi dikkatli baktığınızda biz bu işin nelerini yaptık hocam diye sorarsanız biz bu işin sol gövdesini, sağ gövdesini ve oturma yerini çizdik. Sıra bunun arkalık ve parçaları birbirine kitlemesini sağlayan kayıt tablosu ve son olarak da bütün parçaların birbirine kitlenip açılmamasını sağlayan kitleme takozu burada var. Bunları da yaparsak bugün dersimizi güzel bir şekilde son bir mobilyayla bitirmiş, sonlandırmış oluruz. Şimdi yapacağımız iş nedir hocam diye sorarsınız. Yapacağımız iş şuradaki arkalık malzeme olması lazım. Buraya koyan bu arkalık malzeme şuraya göre ters duruyor. Çünkü şu geçiş noktası, bakın şuradaki levhanın geçiş noktası bize göre shift tuşuna basıp durup mouse'un yüzüne basıp durup şöyle bir çeviriyorum. Orası neresi olmalı diye sorarsanız eğer, orası işte tam şuranın geçiş noktası olması lazım. Buraya girmesi lazım buranın. Şuranın ölçüsü bizim için çok değerli. Şurası toplam, yani şu boşluk değil de burası toplam kaç santim genişliğinde ise şuradaki arkalık malzeme, şuradaki arka sırt kısmının şu genişliği aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Başka bir de şurada bakın giriş yeri var, kitlenme yeri var. Buradan bakın kitlenme yeri var. Şurada da kitlenme yeri var 1 ve 2. Bu kitlenme yerleri de aralarındaki genişlik mesafeleri ve kitlenme derinlikleri burada yapmış olduğumuz mobilyayla aynı olması lazım. Onun için çoğu yerde mobilya üzerinden ölçü alacağız. Aldığımız ölçülerle kaldığımız yerden hayata devam edeceğiz arkadaşlar. Peki hocam ne yapalım diye sorarsanız ne yapacağımız iş şudur ilk önce. İlk önce taslağı bulmamız lazım. Yani bizim ölçümüz taslakta toplamda kaç santim olmalıdır? Tasarım üzerinde normal kaç santim gözüküyor? Peki biz buradaki ölçülerimiz bazıları değişik. Bizim kaç santim yapmamız gerekiyor sorusuna beraber sizlerle cevap bulup devam edeceğiz tasarımımıza. Peki o zaman front görüş tekrar geri giriyorum. Ve şuradaki ölçüyü en dıştan en dışta neymiş bir merak ettim. Ona bakalım. O zaman ne lazım bana? Bana dimensiyon lazım. Eğer klavyeden dim yazıp enter'a basarsam. Küçük harflerle. En dıştan bakın şuradan en dışa yaklaşık mesafeyi bulurum. Kaç santim yaklaşık? 58, 59, 60 diyorum yaklaşık burası. 60'ız. Enter'a basıyorum. Birinci ölçüm bu olsun. İkinci ölçüm de şu ölçüm çok önemli. Şu aradaki mesafe önemli. O aradaki mesafeyi nereden bulacağım? Tabii ki yapmış olduğum katı modelin üzerinden bulacağım onu arkadaşım. Ve devam etmeye çalışacağım. Peki, o zaman front değil de bu kez taptan bakacağım. Amacım nedir hocam diye sorarsanız bir de şunu bir çevirelim bakalım. Şunu çevirelim biraz daha güzel dursun. Rotate ile ölçü almakta zorlanmayalım. Tamamdır. Şimdi yapacağımız iş tamamen şöyle olacak. Şu aradaki boşluğu bulmamız lazım. Yani bakın şuradaki kaydın giriş yeriyle, bakın şuradaki kaydın giriş yeriyle diğer taraftaki kaydın şu giriş yerini bulmamız lazım. Bunlar zaten 4 santimdi. 4 santimde aşağı bir parça kadar 8 santim yapar toplam şuradaki yükseklik. Ona göre burayı ayarlamamız lazım. O zaman gel fronttan bir tık yapalım. Pardon front diyorum. Önce dimensiyona bir gidelim. Dimensiyonları ölçü bulalım arkadaşlar. En içten en içe nasıl gideceğiz? Beraber bulalım. Eğer dim yazıp enter'a basarsak şuradaki iç mesafe birinci tık. Devam ediyorum mouse'umla. Şuradaki iç mesafe ikinci tık olacak. Tekrar 35 santim olduğunu gördüm arkadaşım. Kenara notumu almam lazım. İçten içe mesafe 35 santim. Shift'e basılı tutuyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Şimdi sıra geldi.
şuradan şuraya bir mesafe bulmam lazım. Şu dip noktadan, bakın kaydın gideceği şu dip noktadan, diğer kaydın gideceği şu dip noktaya kadar bir ölçüye ihtiyacımız var. Onu yapabilmek için yine klavyeden dim yazacağım, enter basacağım. En dibe bir tık yapalım şuraya, köşeye bir tık ve oradan şöyle şuraya geleceğim. İkinci tıkım da şurası. Toplam kaç santimmiş bakalım bakalım. Vermedi. Problem değil. Biz de fronttan bakarız. Pardon, left diyecektik. Left'ten bakalım. Tekrar ölçelim şimdi. Dim yazıyorum. Yalnız dim lineer değil de dim alignet olması lazım. Çünkü burası 10 derece açıyla duruyor. Tekrardan en alt şu kısımdan bir tutum yapacağım. Şurayı. Veya şurayı verirse orta noktada olabilir. Evet. F8'i kaldıralım arkadaşım. Şuranın orta noktası şimdi. Evet. Şöyle ölçüyorum. Baktığımızda rakamım 40.7 santim. Bazı şeyleri buldum. 35'i buldum. 40.7'yi buldum. Bulmam gereken bir yerde neresiydi diye sorarsanız onu da bulalım. Left'ten front'a dönelim. Bulmamız gereken bir diğer yerde şuranın yeri olması lazım. Şurayı bulmamız gerekiyor. Bir daha enter'a basalım. Pardon, dim yazacağız. Dim yazıp enter'a basalım. F8'i aktif yapalım arkadaşlar. Şuradan şuraya dıştan dışa kaç santim gitmiş yaklaşık onu bulmak istiyorum. Yaklaşık 5-6 santim veya 7 santim gibi bir rakam. Peki en dıştan en dışa kaçmış. Şuradan şurası 35 olması lazım bir kere. Bunu bulduk biz. Şuraya bir tık yapalım. Sol tarafa doğru 35 yapacağım. Ve şunun 35 santim olduğunu kenara notumuzu aldık. Bir de en dıştan en dışa ne yapmamız lazım diye sorarsak. 35'e 1.8 buradan 1.8 3.6 yapar. O da ne yaptı? 3.6'yı koyduğum zaman 38.6 yapar. 38.6 yaptı. Bir de şuradan şurayı ölçelim bakalım şöyle. Şuradan şurası kaç yapacak? 38.6. Şuraları çok abartmayalım da bir rakam verelim onlara. Kaç santim verelim hocam derseniz eğer 7'ye çok yakın geliyor. 7 verelim madem öyle. Şuralarda 7 santim çıkışlı olsun. Ve diğerlerini bulacağız. En dıştan en dışı da 60 santimmiş burası. Hadi bir çıkaralım bakın. Bir kalıp hazırlasın hocamız. Şu en dıştan en dışı vereceğim arkadaşım. Birincisi 60 santim. Bakın arkadaşım. Yukarıdan aşağıya toplam 60 santim vereceğim. İkincisi de 35'e 7 daha 14 şurası yapar. Ne yaptı? 35'e 14 daha koy. 39, 49 yapar. 49'a 3.6 daha koy. 49'a 3.6 daha koymamız lazım. 49'a 50, 52.6 yapar anladığım kadarıyla. Tabii 35, 1.3.6, 38.6. Ya niye uğraşıyoruz? Şurada hesap makinesi yok mu arkadaş? Şuraya bir hesap yaz. Enter'a bas. Hesap makinesi gelsin. Şuraya önce bir 35 yaz. Artı 1.8'de artı 7 daha 14 santim. Eşittir. Toplam ne yaptı? 50.8 mi? Doğru mu bu ya? Yanlış mı yaptım? Allah Allah. 35 artı 3.6 yapacağız. 1.8, 1.8, 3.6 yapar. Artı 14 yapacağız. Eşittir. 52.6. O zaman şurayı da söyleyelim o zaman. Şuraya diyelim ki dim yazalım. En dıştan en dışı arkadaşım. Şuradan şuraya 52.6 enter diyorum. Buranın da dıştan dışa ölçüsünü vermiş oluyorum böylece. Hadi bakayım 52.6 x değeri, y değeri ise 60 santim. O zaman hemen şuradan range time'de bir tık. Bir yerden şöyle bir simetrik çekelim. Şöyle bir tık yapalım. Buraya diyelim ki 52
Nokta 6, tab 60 diyelim buraya, 60, enter. Bu arada benim ekran siyah ekran, oradan görünüm bilmiyorum da yazının şeyini değiştirelim. Properties diye yazayım klavyede, enter'a basayım. Çizgilerin rengini beyaz yapalım anlayabilmeniz için arkadaşım. O da bilayırdır. Kapatalım, buradan devam edelim. Bazı yerleri bulduk, bazı yerleri de bula bula devam edeceğiz. Örneğin nereyi bulacağız derseniz, üst noktadan bir yer daha bulmam lazım ben. Yani yaklaşık şuradan şuraya olan mesafeyi bulmam lazım. Niye böyle yaptı? Yazıp enter'a basalım tekrardan. Bana şu kenardan aşağı doğru ineceğim. Şuraya geldiğimde ne buluyor bakayım? 13 santim buldu şurası. Yanlış oldu yine. Allah Allah. Rengi değiştirdik. Şimdi beyazın üstünde beyaz görünüyor tabii haliyle. Ne kadar sıkıntılı bir şey ya. Arkadaşım bana şuradan. Şuradan şöyle gel. Şurayı ver ya. 12, 3, 12. 12 diyorum buraya o zaman. Tamam. 12. Evet, şurasında 12 veriyorum. Bulacağım bakalım. 12 vereceğim, bulacağım orayı. Yani ne yapacak hocamız? Faylarca aldım. Line enter. Köşeye gel. Tıklama aşağı doğru çek. 12 yaz. Enter'a bas. Sağ tarafa doğru. Şuraya kestir. Bu birinci yapacağım iş. İkinci yapacağım işte. Şurası olacak. 12'yi buldum. Tam şu başlangıç noktasından aşağıya 7-4 santim ineceğim. İlik geçeceğim. PL Enter. Tıklamak yok. Sağ tarafa doğru 7 Enter yap. Aşağıya doğru 4 Enter yap. Şöyle tekrar şuradan şuraya 1,8 kaç aşağıya 4 Enter yap. Aynısını şurayı al. Yan tarafa modifier aç bulundan mirror'a bir tık. Şuradan şöyle şu tarafa koyuver. Yani şuradan şu aşağıya kadar yaptık. Peki şuradan şurası kaç santim acaba, merak ettim. Dim yazalım. Enter'e basalım. Şuradan da şöyle şu sıra kaç santimmiş? Yaklaşık 5 santim. Tamam. 5 santim de oradan kaç? Line enter. Şuradan aşağı doğru geliyorum. 5 enter diyorum. Sağ tarafa olmadı. Line enter. Şuradan aşağı doğru 5 enter. Sol tarafa şöyle git. Evet. Bir de şurayı belirleyelim. Kalıbı çıkartabilmek için. Şu kalıbı çıkartmaya çalışalım bakalım elimizden geldiğince. Şuraya şöyle bir çember atmayı düşünüyorum. Bir çember atalım bakalım. Şuradan şurayı versin. Ardından da bir polyline ile, pardon, bir ark ile bir şey yapmaya çalışalım. Şuradan şunun ortasına gelecek şekilde ayarlayacağım ama birinci nokta bu, ikinci nokta neresi olsun? 10 enter diyorum o zaman. 10 enter. Üçüncü noktada şu F8'i kaldır. Şunun tam ortası kessin diyorum böyle.
Peki şuraya tıklasam hiç güzel olmadı. Şöyle kestiriyorum arkadaşım. Ama kabul etmiyor arkadaş bir türlü. Sınavı kapatalım. Şimdi deneyelim. Şimdi ne yapalım? Aynısından seçsek. Sonra yan tarafa aynalasak. Orta nokta sayesinde tutacı açık değil, tutacı açalım. Bir tık çevir, F8 açalım. Bir tık Enter. TR yazalım, Shift Enter atalım. Şuradaki fazlalığı atalım buradan. Şuradaki fazlalığı da atalım. Şurayı da aynı şekilde. Burası bu şekilde olsun. Şimdi şuraya bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz ona bakalım arkadaşım. Cırç diye bir tık yaksak. Şuradan şurası kaç santim? 7 santim şuradan şurası. 3,5 yapalım olmazsa. Bir line enter diyelim buraya. Ya da sadece çemberi şuradan yapsa nasıl olur? Güzel de oldu. Sonra çemberi içeri doğru kesip atalım. TR, Shift Enter. Şurayı, şurayı atalım arkadaşım. Evet. Pardon arkadaşlar, bir bakmam lazım. Burayı böyle yaptık ama yaklaştırmak lazım burayı biraz. Yoksa çok geniş ve hantal olur buraya göre. Evet, buraya göre çok geniş ve hantal olmaması lazım. Peki hocam ne yapalım? Şunu seçip move deyip şurayı şuraya alacağım arkadaşım. Şunu şuraya yerdireceğim. Evet. Aynısını diğer tarafa modifiyeden mirror'a bir tık yapacağım. Şöyle çevireceğim bir tık. Enter. İstemediğimiz yerleri kalıpları şimdi seçip atabiliriz. Peki hocam şurayı neyle birleştireceksiniz sorusuna bir cevap buldum. Şurayı birleştireyim daha mantıklı oldu. Şunu seç sil bu kez. Bunu gönder seç. Modify'den mirror'a bir tık. Çevir bir tık enter. Daha sonra TR Shift Enter yapıyorum. Şurayı ve şurayı kesip atıyorum. Yani benim yukarıda baktığım zaman şuranın üst kısmı biraz taklatmış şekilde. Şuranın üst kısmı bence hazır gibi. Sıra buradan altını çıkartmaya ve şurayı bulmaya geldi sıra. Burayı bulmak da gerçekten de baharat isteyen bir şey ama ondan önce daha önceden bir bulmuştum galiba. Şuradan şunun kesim noktasından diğerin kesim alt noktasına kadar bir yer vardı. Orayı 40 nokta küsur diye bir rakam bulmuştuk galiba. Bir bakalım kaç bulmuşuz. Bir yerdeydi o. 40 nokta küsürdü o. Onu bulmamız lazım arkadaşım. Bulamıyoruz. Problem değil. Dim yazalım ve dim alignili tercih edelim. Diyelim ki senin şu orta noktandan diyelim şöyle. Heh, bir tık şuraya F8'i kapatalım ve şunun orta noktası diyelim şöyle bir tık 40 küsür mü olacaktı ya 40 nokta kaçmış arkadaşım 40,1 santimmiş şimdi orayı bulalım nereden neresiyle hocam orası diye sorarsanız bunun alt noktasından şunun alt giriş noktasına 40,1 Hadi ön görüşle görelim o zaman. Front diyorum. Evet. Line enter diyorum. Şunun şuradan aşağı doğru 40,1 yazalım arkadaşım. 40,1 enter diyelim. Sonra F8 açık olsun. Evet. Şu yukarıdan da şöyle aşağı doğru bir simetrik atalım. Evet. İşte burası diğer tarafın şunlardan olduğu
bölüm oluyor. Şu ikisini seçelim arkadaşım. Ve kopya diyelim buradan. Nereden? Şunun üzerinin orta noktasından nereye? Bunun üzeri orta noktasına, yani üst girici noktayla alt girici noktayı böylece bulmuş olduk arkadaşlar. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve bu alt kısmını bir tamamlayalım diye geçiyor aklımdan. Alt kısmını tamamlarsak gerisi kolay olacak. Şuradan şuraya bir dim atıp ölçü almak istiyorum. Yani şuradan veya şurasını şuradan, şurası kaç santimmiş yaklaşık? 18. Sen de 20 santim. 20 santimlik bir şey var şurayı bulmak için. Onu şöyle yapalım o zaman. Şuradan line enter diyelim. Şuradan köşeden yukarı doğru kesikliği görünce 20 enter diyelim. Sonra sağ tarafa doğru kesişim. Şöyle birbirine birleştirelim. CTRL olmadı. Şimdi oldu. Yani belden yukarı doğru daralacak burası. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve şurayı da bulmakken yine modelimizin üzerinden buranın ölçüsünü bulacağız. Şu an dursun bakalım. Şurayı bir çıkaralım bakalım alt kısmını. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bakalım çıkarabilecek miyiz? Şöyle yaparım arkadaşım. Bir tane dürtle alalım. Şuraya çapı küçük olan 2, 3, 4, 5 yapsam 5 fazla oldu. 2.5 enter diyorum. Sonra bunu alıp move enter'la şurayı yukarıya taşımak istiyorum. Daha sonra buradan öyle bir ak çekeceğim ki hem solu hem sağ aynısından çıkartacağım. Arka bir tık yapalım arkadaşım. 3 nokta pointer. Göz kararı 1 nokta şurası olsun. 2. noktada şu F8'i de kapatalım. Problem oluşuyor yine. 2. noktada göz kararı şöyle bir şey olsun diyorum. Olmadı. CTRL Z diyecektim ama belki daha güzel olacak. Dursun bakalım bir. Merak ettim nasıl olacak. Bunu seç. Aynısını mirror ile karşı tarafa gönder. F8 aşk ki doğru şekilde gitsin karşı tarafa. Bir tık enter. TR yaz, shift enter yap. Şurası silinsin. Ardından fill yaz arkadaşım. Fill oluyor. Enter, R enter. 5 enter de bakalım. Şurayla şura nasıl oluyor? Güzel de oldu. Tekrar enter'a bas. Şurayla şurayı 5 enter'la böyle bu şekilde birbirine birleştirmiş oldum. Yani tasarımın burası, pardon tasarımın şurası tamam gibi. Tasarımın şuraları kaldı. Buralarını da çıkaralım beraber. Evet. Şuradan iki çember attık mı gerisi gelecek diye düşünüyorum. Hatta yukarıdaki çemberlerden de yararlanabiliriz. Mesela bu çemberi alsam aynısını kopyalasam acaba. Bakalım bir işime yarayacak mı? Şuradan tutalım. Şuraya koyalım. Evet. Aynısını diğer tarafa da şöyle aynalayalım. Mirror yapalım şöyle. Çevir. Bir tık enter. Bel kısmında bir daralma yapacağız buradan. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani şu iç kısımdan şuraya doğru bir daralma olacak. Ne kadar bir daralma var derseniz hocam eğer. Dim yazıp enter'a basayım. Ortalama bir şey söyleyeyim ben de şuraya bakarak. Şuradan sekiz santim kadar bir daralma var galiba. 8 veya 7 santimlik bir daralma diyelim o zaman. Yani şuradan diyorum ki ben hocam arkadaşlar. Bir dakika aklıma bir şey geldi. PL enter diyorum. Şuraya bir tık şuraya kadar geleceğim. Kaç geleceğim? 7 diye veya 8 de olabilir. 7 enter desem bakayım nereye geliyor? Şuraya denk geliyor. Evet. 7 buraya denk geldi. Peki bir daha diyelim. Line enter. Şuradan şuraya 8 gelsin. 8 deyip enter yapıyorum. Burada sonlandırıyorum. Bana şuraya bir ark lazım. Veya bir çember lazım. Onun için de tekrar line enter diyeceğim. Bakın şuradan
Şuraya uç noktasına bir tık yapacağım. Ardından da buraya bir çember atmam lazım benim. Şuraya bir tık yapalım. Buradan burasını göstersin. TR yazalım. Shift Enter edelim. Şurasını atalım. Şurasını bunun atalım arkadaşım. Aynısından sağ tarafa bir tane daha lazım. Seç, Modify ile Mirror ile şöyle sağ tarafa aynala diyorum ama çok da darlaştıramadık biz burayı. Burayı darlaştıramadık. Buradaysa o epey bir dar duruyor. Nasıl yapacağız acaba? Düşünüp duruyorum bir taraftan da. Buraya kadar bir yapın bakayım arkadaşlar. Şu telefona bakmam lazım benim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Zorlayıcı bir kısma geldik ama yapabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız. Şu ikisinden bir mirror yapmak istiyorum önce. Sonra şunu seçelim. Move Enter. Şunu şunun ucuna. Şunu da Move Enter. Şunun ucuna koyalım bakalım. Line Enter diyorum. Şuradan şuraya 8 yazacağım. 8 daha. 8 Enter. Şu ucunu şöyle burayı daraltacağım. Ona göre bunu yapmaya çalışalım bakalım. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama yapacağız arkadaşım. Alt üstü yok bu. Nasıl oldu? Gayet de güzel oldu. Şu iptal. Aynısını mirror'la. Evet. Şurayı ne yapabiliriz bakacağım. Bir line enter diyelim. Şuradan şöyle şuraya doğru mouse'umu birleştiriyorum. 5 enter diyeceğim buraya. Olmadı. CTRL-Z. F8 açalım. Şuradan şöyle 5 fazla mı olur? 3 Enter desem bakayım ne olacak? Ondan sonra cıma arka bir tık yapalım. Şurayı şuraya birleştirelim. Şu kalıpları atalım şimdi seçip. TLT. TL deyip pardon önce şundan bir tane şu tarafa atalım. Modify'den Mirror'a bir tık. Şuradan şuraya bir katmamız lazım. F8 açalım. Bir tık bir enter. Şurası keskin kaldı. Bu keskinliği de gidermek için TL yazalım. Pardon, fillet yazalım. Fill yazalım. R enter ve 3 enter desem bakalım ne olacak. R enter dedim ve 3 enter dedim.
Bakalım nasıl olacak. Gayet de şık ve güzel bir şekilde çıkardık. Buraya kadar bence zor da değildi. Çok da kolay da değildi. Hallettik. Geri kalan kısma gelelim. Geri kalan kısmı şurada bir tutacak yer var. Şuraya bir tutacak yapın diye söylemiş. Yaparız biz de. 5 santim aşağı çekeriz şurayı olduğu yerden. Mesela şu çizginin aynısından kopya ederim en başta. Olduğu yerden aşağı doğru mouse'umu indiririm. 5 santimlerimi aynısından kopyalarım. Sonra 5'i 2 santim daha koy. Parmakların genişliği 2 santim ve 2,5 santim de olabilir. 2,5 diyorum ikincisine. ESC. Şuradan şurası 5 var mı ya? Şuradan şurası. Yanlış oldu. 7,5 diyecektik ya. Seç TLT. Şunun aynısından bir tane daha seçeyim o zaman. Kopya diyelim. Buradan aşağı doğru 2,5 kadar insin parmak gelecek kadar ve şunların arasına bakın geçici olarak bir line çizgisi atarsanız eğer önce sonra bir çember seçtiğimizde çember buraya cuk diye oturur bence. Sıra geldi TR yazıp çift enter yapmaya istemediğimiz yerleri kesip atabiliriz. Aynısını seç yan tarafa modify'den mirror'a bir tık yap şöyle yan tarafa aynısını at şurayı da seç sil oldu mu? Fena değil. Güzel de oldu bence. Tutmaç yeri de tamam ve en son en önemli yere geldik. İşte burası kilidin olduğu yer. Burayı ölçmeden yapamayız. Peki hocam burası neresi? Burayı nereden ölçeriz diye sorarsanız bakın şuranın kilitlendiği üst nokta ile bakın şuranın kilitlendiği yani birbirine girdiği böyle geçiş noktası, orta dik noktası ile şuradaki ara mesafeyi bulursak biz bunu çıkarız. Bir de şu genişliğini yaptığımız katı modelden çıkaracağız. Hocam onu nasıl bulacağız sorusuna gelin bir cevap bulalım. Front değil de bu kez yine tekrardan left sol görünüşe gidip bakacağım ve tel görünüşe geleceğim. Olay işte tamamen burada bitiyor arkadaşım. Ve sistemi tel modeli alsam biraz daha iyi görürüm burayı. Konsept olan realistike tamamdır. Yani şuradan şu levhaya kadar olan uzaklık kaç santim? Bu uzaklığı bulmamız lazım ki bizim arkalık malzeme geldiğinde şu oturak tablosu ona rahatlıkla girebilsin. Bunu bilmek için dim A yazacağım. Yani dim alignet oluyor. Enter yapacağım. F8 burada kapalı olması lazım. Şunun orta noktasından şuraya şöyle bir noktaya kadar bakacağız. Kaç bakalım gelecek kaç santim? Şöyle 4,1 santimmiş burası arkadaşım. Kaçış payımı o zaman buldum. 4,1 kadar. İkinci bulmam gereken yer üstten bakmam lazım. Tab diyeceğiz. Şuradaki genişliğin ne olduğunu bulmam lazım. Buna da dim yazalım. 4,1 unutmayın arkadaşlar. Şuradan da şurayı ölçtüğümüzde 13 olduğunu buluyoruz. Tamam. Bu rakam da bize lazım. 13'e 4,1. Şimdi kalıbın üstüne geri gelelim. Fronta. Yapmamız gereken olay şu. Bir kere line enter diyeceğiz. Şuranın simetrisi tam burasıdır. Buradan yukarıya 4,1 gideceğim önce. Enter. ESC. İşte tam buranın bu 4,1 gidelim. Tam buranın içerisine bir oyuk açacağız. Bu oyuğumuzda yine PL enter dediğimde 13 santimin yarısı 6,5'tür. 6,5 enter. Yukarı doğru kalınlık vereceğim ama F8'i açalım. Bir hata var galiba. F8'i yaptık bütün her şeyi. Yanlış çizik gibi. Çizgi de yanlış duruyor sanki. F8'i açalım bir daha. Line enter diyelim. Şuradan yukarıya 4,1 enter diyelim ESC. Şimdi PL enter. Şuradan önce sağ tarafa doğru 13'ün yarısı 6,5 santim. Yukarı doğru kalınlık 1,8 santim. 6,5 daha toplam 13 santim ve aşağı doğru tekrar 1,8 diyorum ve başladığım yere bir tık ESC yani şuradaki kalıp artık ve şuradaki kalıp artık delete yapıp iptal ediyorum. Bu kalıp da seç delete iptal diyorum. Şu kalıbı da seç bana delete iptal diyorum. Hepsini birbirine birleştirebilmek için Dravaraş bloğundaki regiona bir tık şöyle hepsini seçiyorum. Enter'a basıyorum. Birleştim bütün parçalar birleşti. Tam da istediğimiz gibi oldu. Acaba katı model yaptığımızda yerine oturtabilecek miyiz diye bir soru var aklımızda. Tek soru bu. O zaman gelin fronttan değil de perspektiften bir bakalım. Levhamızı seçelim arkalık malzemesi. Aynı zamanda
Tutma yeri ve boşluk kısmını seçelim. Copy diyelim. Çünkü aynısının belki üzerine değişiklikler yapabiliriz. F8 açıkken şöyle yan tarafa alalım. ESC. Sıra geldi. Eğer Principal komutuna tıkladığımda bütün delikli yerler aynı anda göründü mü göründü şu anda. Bir tık yaptığım zaman delikli yerler delik kalacak. Katımlı yerler katı kalacak. Kalınlığımız 1.8 santim kadar. Acaba oldu mu? Bilmem. Deyin bakalım. Konseptüel tıkladığımızda bence oldu diye düşünüyorum. Sadece dış kalıbını bir seçip sildiğimizde şunun içlerindeki yerleri çıkarttığımız olur. Çünkü Principal kullandığımız zaman her zaman var olan çizgileri kalıp olarak kullanıyor ve kalıpları saklıyor bizim için. Ve biz bunu Principal'a yaptık. Bunu şimdi bunun yerine koyarız. Çok kolay ama şunu hatırlamanız lazım. Dikkatli bakın hatırlayacağınız şeyi. Left edip sol görünüşte bakıyorum ve şunu söylüyorum. Hatırlıyor musunuz? Biz buradaki şu birbirine geçen şu kısmı zeminden 10 derece yatırarak yapmıştık, hatırlıyor musunuz? O zaman bizim bu katı modelimiz, bakın burada, bunu biz 10 derece yatırmamız lazım. Bu normalde 90 derece duruyor. Oğlum biz ne yapacağız bunu? 80 derece alacağız. O zaman bunu seçelim. Rotate'ye bir tık yapalım. Nereden? Alt noktasından nereye? Arkaya doğru kaç derece diye soruyor. 10 derece desem şu an 90. Bir dakika, şu an 0. 10 derece vereyim bakayım. 10 derece enter yapayım. İşte 10 derece yatırdı. Sıra geldi bunu yerine koymaya. Koyabilecek miyiz? Bakalım. İzometrikten, perspektiften bakalım ve levhayı seçelim. Levhanın şu noktası ile, şu kesişim noktası ile, şuradaki seçiyorum, mod enter diyorum. Şu kesişim tam şu noktayla bir tık yapacağım ve kesişmesi gereken yerde tam şu nokta olacak. Ön taraftaki şu nokta. Bir tık yapacağım. Acaba oldu mu? Bilmem. Gelin beraber bakalım. Şöyle bir shift tuşuna basıp durup çeviriyorum. Delik yerine oturmuş mu? Evet, delikler de yerine oturmuş. Mükemmel. Gayet istediğimiz gibi ama sanki bir tane hata görünüyor gibi. Onu daha sonra ben size anlatacağım. Evet, her şey yoluna girmiş ve sistem birbirine oturmuş gibi güzel bir şekilde duruyor. Tek hata şurada, bakın fazlalık pay var. Şurada bir fazlalık pay olmaması lazım normalde. Niye? Sıfıra sıfır olması lazım ki buraya takoz, kitleme takozu koyduğumuzda tam oturması lazım buraya. Onu da hallederiz. O iş kolay. Yaptığım şeyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum inşallah. Çünkü çok değerli bir şey yaptık. Bakın dikkatli bakarsanız bütün kitleme yerlerini elimizden geldiğince birbirine kitleyerek oturmaya çalıştık. Hocam şurada tam değmemiş birbirine diye söyleyebilirsiniz. Bunun da olmasının sebebi makinenin 90 derece kesmesinden dolayı bunları törpüyle mörpüyle değiştirebiliriz en fazla. Ama son kısmına kadar olması gereken yerler birbirine değmiş mi? Bunlara dikkatli baktığımızda değdiğini hemen hemen görüyoruz. Şurası tam değmemiş gibi. Bak şurada bir biraz pay var. O hangi parça? Siyah parça yukarıda kalmış. Bakın siyah parça yukarıda kalmış. Yani şu kadar daha aşağıya inmesi lazım bunun. Kaç milimetredir acaba orası? Dim yazıp enter'a bassam acaba şuradan şurayı bana verir mi? Olmadı. Dim A yazalım bakalım. Kalıpta bir hata var, onu düzeltelim. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafe benim için çok değerli. Nerede ölçü? Gelmedi. Tekrar deneyelim. Dim A yazıyorum. Enter'a basıyorum. F8'i kapatmamız lazım. Şuradan şuraya olan ölçü kaç milimetre? Bakın çok az bir şey. 0.26, yani 2.5 milimetre gibi bir şey. 0.26 kadar ne yapmamız lazım? Bizim siyah levhamızın alt noktasını aşağıya çekmemiz lazım. 0.26 kadar. Yapabilir miyiz? Yaparız. Nerede bizim tasarımımız? Orada. Front'a gel. İşte şurayı, şuraları 0.26 kadar aşağı çekmen lazım. O zaman ben P'li yazıp Enter'a bassam. Şuradan aşağı doğru çekiyorum. Nokta 26 yazıp Enter'a basıyorum. Şurayı da F8'i açalım F8'i. Şurayı en sona kadar götüreceğim. Burayı aşağı almam lazımdı. Bunu mecbur bu şekilde yapmam lazım. ESC TR yazıp çift enter dediğimde yukarısı silmez. Muhtemelen patlatmamız lazım ana kalıbı. Ana kalıbı patlatmadan da olmuyor iş. Modify'den Explode'ye bir tık yapalım seçtikten sonra. Tekrardan TR yazalım. Çift enter diyelim. Şu ortası gider. Şu kısımlar da gider arkadaşım. Şunlar da.
Şurayı elle sileceğiz galiba mecbur. Evet. Evet, tamam. Şunu da seçip DT ile elle silelim bunları da. Peki hocam, başka bir hatamız var mı? Gelin kalıptan kontrol edelim ki bir daha uğraşmayalım diye benim aklımdan geçiyor. Oturma yerleri birbirine oturdu hemen hemen. Şurada bir hata var mı diye merak ediyorum. Onu da left'ten görürüz en iyi. Left'e bir tık yapalım sol görünüşe ve yaklaşalım. Şurada bir hata var mı? Şurada bir hata var gibi. Siyah nokta ile mavi nokta arasında milimetrik bir pay var gibi geliyor bana. Onu nasıl ölçerim acaba? Şuradan tekrardan left diyelim. Şurası kesik olan yer olması lazım. Şurası dim A dediğim zaman dim aliknet gelsin. Şuradan şurası 1.8 ise rahatlıkla buluruz. 1.8 kayma payı işte şurası aşağı kalması lazım. Şuradaki giriş yerinin aşağıya kayması lazım. Ne kadar? Şuradan şuraya ne kadar boşluk varsa. Dim A yazarım tekrar. Enter'a basalım. Bakın şuradan şuraya kayması gereken boşluk ne kadarmış? 0.3 santim yani 3 milimetre aşağıya kaydırmamız gerekiyor. Hadi onu da kaydıralım hatamızı bulmuşken. Ön görünüşe bir tık yapalım. Yani şu parçayı alacağız. Aşağı seçiyor seç. Move enter nereden? Olduğu yerden aşağı doğru nokta 3 kadar yani 3 milimetre biz onu aşağıya çekiverdik. Başka bir hatamız da yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan şuradaki kalıbımızı draw'dan regione bir tık seç, bir tık enter. Birleşti mi? Birleşti. Bütün parçaları tekrar seçelim arkadaşım. Copy diyelim. Belki tekrar ileride değiştirmek için bir şey neden olabilir. Seçtikten sonra her şeye yaklaş. Şuradayken press'le bir tık yap. Bütün parça aynı anda yandı mı? Yandı. Bir tık yap ve kalınlık olarak klavyeyi mouse'un kenara koy. 1.8 yap. O kalınlığı yapmıştır diye düşünüyorum. ESC'ye bas. Bak bakalım perspektiften her şey yolunda mı? Baktığımız her şey yolunda. Onu 10 derece çevirmen lazım, yatırman lazım. Eğer left dediğimiz sol görünüşten bakarsan katı model burada. Katı modelini seç. Şöyle buradan rotate'ye bir tık yak. Nereden? Alt noktasından nereye? Yukarı doğru. Kaç derece hocam? 10 derece. Klavyeden 10 yaz. Enter'a bas. 10 derece çevir ve tekrardan izometrikten bak. Şimdi şurada kalıplar kaldı. Şu kalıpları seçip atabiliriz. Karışıklık yapmasın. Şurada kalıp kaldı üst üste. Şu. Evet. Şimdi yerine koyalım. Eskisini önce seçelim, silelim. Yenisini yerine koymak için seç arkadaşım. Move'ye bir tık yap. Taşımak için nereden hocam? Kilitlenme dediğimiz zıvana boşluğundan veya lamba boşluğundan seçelim şöyle. Buradaki ön taraftaki uç lamba boşluğuna bir tık yapalım. Artık bu iş olmuştur diye düşünüyorum. Birincisi şöyle önden bakacağım ben buna frontta. Oturma düzlemine baktığımda bakın şu çizgiler birbirine oturmuş. Yani şu parça şu parçanın içine rahatlıkla girmiş diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında. Bu parçanın oturma parçası ile diğer parça arasında 10 derece açı farkı olduğu için bunu 1.8 değil de bakın şuradaki 3 milimetre bir pay daha var. 1.8 değil de 2.1 milimetre yapmamız lazım şurayı. Niye? Şu gövde bakın üstten rahatlıkla girer ama alttan girmez. Çünkü alt tarafı arkadaki arka kısmı açılı durduğu için on taraf uç kısmı yukarı kalkmış. O da 3 milimetre kalkışı var. Onu 3 milimetre uzatmamız lazım. Yani 1.8'lik boşluk değil de 3 milim daha koyacağız. 2.1'lik boşluk koyacağız. Şu anki son tasarım haline. Hadi bakalım. Son düzenler. Bunları yapmak zorundayız. Tasarımcı bilsek eser bu işi dostur yapacağız. P'li yazacağım. Enter'a basacağım. Şuraya bir tek aşağı doğru F8 mutlaka açık olsun. Nokta 3 kadar. 3 milim uzattım. Sağ tarafa doğru.
13 santimde enter ve başlangıç yerine bir tık yapıyorum. Evet, SC sıra geldi. Sadece şunu patlatmaya seç. Modify'den explode'ye bir tık yap. Şu ortadaki çizgiyi al arkadaşım buradan. DLT şimdi bunları birleştir. Region'a bir tık yap. Şöyle hepsini seçip enter'a bastığında bunlar birleşti. Zaten şunlar da birleşik idi. Son hatayı da düzelttikten sonra başka ne kaldı diye bakmaya devam edeceğim. Şurada az önce baktığımız gibi kitlenme yerleri birbirine oturmuş mu? Bakın şurası birbirine oturmuş. Aşağıdaki yerler birbirine oturmuş mu? Bakıyorum burası da birbirine oturmuş. Gayet de güzel olmuş. Son hatayı düzeltelim ve bu işi bitirelim. Front'tan tekrar bakacağım. Şurada bulunan her şeyi seç arkadaşım. Tekrardan copy'yi de olduğu yerden bir tık yapıyor. Şuraya koyuver. ESC şöyle yaklaş. Ardından Press Pull'a bir tık yap arkadaşım. Maketin üstüne geldiğinde bütün kalıplar yandan bir tık yap mouse'una. Şöyle mouse'una yön ver. 1.8'de Enter'de. Demek ki ne yapabilirmişiz? Biz ön görünüşten de bakaraktan da modelimizi katı model yapabiliyormuşuz. Bir de bunu ne yapacaktık? Tekrardan şuradan left'ten bakalım ve bunu çevirelim. Seç. Çevirmek için rotate'ye bir tık. Hocam nereden çevireceğiz? Buradan bir tık. Ne tarafa? Yukarı doğru. Şöyle dururken klavyeden 10 yaz. Enter'a bas bakalım. Left'ten değil. Tekrar izometrikten bakalım. Eski kalıp seç. İptal. Yeni kalıp arkadaşım burada mısın? Yeni kalıbın şu dıştaki kalıplarını da silelim ki karışıklık oluşması. Dıştakilerini. Evet. Yenisini yerine koymak için seçelim. Mavi'ye bir tık yapalım. En dıştaki kitlenme noktasının üst noktasına bir tık. Diğerine girdiği zaman yani yukarıdan aşağıya bu levha girdiği zaman şöyle en dip noktası şurasıdır. Şuraya bir tık yaptığımızda bu buraya oturur. Artık bu iş bence olduğu gibi konseptualdan baktığınızda neyin nasıl olduğunu daha iyi görebiliriz. Peki hocam başka neyimiz kaldı sorusuna devam ederek de işi bitirmeye çalışalım. Son olarak şuradaki parçalar kaldı. Şurada bir parçamız var ve bir de kitleme takozu var. O da kolay. Hepsini yapabiliriz. Peki şunu söylemem lazım. Bunun genişliğini zaten biliyorduk. Şuradan iki şey arası 35 santimdi. İki birbirine girme kitleme noktası arası 35 santimdi. Şuradan bir front diyelim. Hızlıca onu çıkarmak için yaklaşalım. Size ölçü olsun diye verelim. Şuradan rengi mavi yapalım ölçü verirken. Diyelim ki dim diyelim arkadaşım. Enter'a basalım. Arkadaşım şuradan şuraya 35 santim bunu bil. Yanlış yerden tuttuk galiba. Tekrardan şuradan yukarısı 35 enter. Evet. Şuradan şurası sadece 4 idi. Şuradan şuraya 4 enter. Evet. En dıştan en dışa nedir hocam dersiniz? En dıştan en dışa hesaplayabilmek için şuranın en dışı neyse o kadar olacak arkadaşım. Şuranın en dıştan en dışısı kaç santimse o da öyle olmalı diye düşünüyorum. Dimle deyip enter basacağım. Şuradan evet şuraya kaç santim bulmaya çalışacağım? 56.6 santim olarak buldum. O zaman burayı da yazalım 56.6 diye. 56.6 çok fazlaymış ya. Şurası 52.6 iken orası nasıl 56.6 oldu? Bak burası 54.6'ymış maksimum. Evet 54.6 olacak maksimum. Yanlış olmasın. Tekrardan dimle yazalım. Dimle 54.6 olacak arkadaşım burası. Şurası da toplam 10 santim veya 12 santimdir diye düşünüyorum. Şuradan şurası toplam 11 diyor. Biz de onu 12 yapalım.
12 enter diyelim. Şuradan şurayı da vermiş olalım. Hadi o zaman bize bir kalıp lazım. 12'ye 54.6. Hemen geliyorum. Sistemi tel modeli alalım. Bir tane range'den de alalım. Range'den de seçelim. Şuradan ters simetrik. 54.6 tab 12 enter diyorum. İşte buraya kalıbı oturtacağız arkadaşım. Şuradan şuraya 35 santim gibi bir şey vardı. Onu kullanacağız. Peki şunun aynı kalıbın aynı özelliğini şuraya koysam olmaz mı? Neden olmasın acaba? Şundan bir tane seçeyim. Patlatayım ben bundan sonra. Kopyalayayım bir tane. Nereden hocam? Alt noktasından. Nereye hocam? Tamam şunun. Şu alt noktasını bunu yerleştireyim arkadaşım. Tamam. Daha sonra ne yapalım hocam dersiniz? Şunu seçelim bir. Patlatalım arkadaşım. Seçtim. Modify'den Explode'ye bir tık patlattım gitti. Fazla kısmını şöyle seçeceğim ben bunu. Delete'yle sileceğim. Şurayı biraz aşağıya mı alsam diye geçiyor ama bir şey daha var dikkat edeceğimiz nokta. Nokta şurası. Şuradaki santim kaç santim? 4 olması lazım. Geri kalan da ne olursa olsun olması lazım. 4 santim vermeliyiz bir kere yukarıdan aşağıya. Peki. P'li diyeceğim. Enter basacağım. Şuradan yukarıya 4 enter diyeceğim. Daha sonra sol tarafa ne çıkarsa sağ tarafa ne çıkarsa diyeceğim. Ve yukarısını kesip atacağım tabiri caizse. Durum buradayken tekrardan TR diyorum. Shift enter yapıyorum. Fazlalıkları kesip atacağım. Evet. Evet. Şu yukarısı da fazla. Şunu da fazla. Şu fazla. Evet. Şu fazla. Şu fazla. Çok fazla yorulmadan var olan kalıptan yararlanarak yaptım. Bitti diyorum. Bence güzel de oldu mu? Vallahi oldu. Hiç de kimse ırın kırın demesin yani. Gayet de güzel. Şöyle silelim. Şurada bir fazlalık var. TR Shift Enter diyelim oraya. Fazlalığın biri burası, biri de şurası. Şimdi fazla bir çizgi var mı orada? Şurayı birleştireyim birbirine. Draw'dan Legion'a bir tık yapalım. Şurayı şöyle seçiyorum. Pardon, şurada fazla çizgi varmış. TR Shift Enter. Şu fazlayla sil. Evet. Şuraları biraz uzatabilirdik. Toplamda 16 santim, 12 santim olacaktı. Line Enter diyeceğim bakın şuraya. Şuradan şuraya aşağı doğru 12 yazıp Enter basacağım. Nereye geliyormuş 12? Tam şuraya geliyormuş. Çok az bir fark varmış. Problem değil. Böyle kalsın o zaman. Delete. Sıra geldi şu parça birbirine. Draw'dan Legion'a gelin bir tık yapalım. Hepsini birbirine birleştirme Enter yapalım. Birleşti mi? Birleşti. Sıra geldi. Ondan bir tane şuraya seçip yerine yerleştirmeye seçtim ben bunu arkadaşım. Copy diyeceğim. Üzerinden sağ tarafa şöyle alalım. ESC ardından şöyle perspektiften bakacağım. Diyeceğim ki arkadaşım şimdi katı model yapacağım. Neyle? Extrude bir tık. Parçayı bir tık enter. Kalınlığı da 1.8 yazıp enter'a bastığında bu iş tamam. Sıra geldi yerini oturtmaya. Pardon şunu yapacaktık bunu yaptık. Problem değil. Bir tane en azından orada var. Sıra geldi yerine yerleştirme. Eğer dip noktasına ben bunu yerleştirirsem bu iş olur. Dip noktası şurası. Buranın da dip noktası şurası. Seçelim o zaman. Move'ye bir tık yapalım. Bizden dış taraftaki üst dip noktası burası olduğu için bir tık yapalım. Yine şuradaki gireceği dip noktasını bulalım arkadaşım. Tam şuraya girer bu. Oraya bir tık yapalım. ESC. Bakalım her şey yolunda mı? Konseptüel alalım sistemi. Göreceğiz bakalım yolunda mı her şey. Şöyle çeviriyorum. Evet yukarısı da yukarı cuk diye oturmuş mu? Bence cuk diye de oturmuş. Her şey yerini çok da güzel almış. Mükemmel bir örnek yaptık diye düşünüyorum. Önce front diyelim. Front görünüşten bakalım şuraya her şey olmalı diye. Şu parça değiyor mu? Değmiyor. Yolunda mı? Yolunda. Sistemi peki tel modeli aldığımızda durum nedir? Birbirini aşan parça var mı? Birbirini aşan parça yok. Şöyle çeviriyorum. Şu görünüşten bakalım. Her şey yolunda mı? Bence artık her şey yolunda ve bu tasarımın bitmek üzere son bir şey kaldı. Şu oturakta bir kaçış payı var arkadaşım. Dikkatli bakarsak eğer katımızlarsa. Bakın şurada bir fazlalık var. Bu fazlalığı buradan almamız lazım. Kaç milim olduğunu nasıl bulacağız ben de bilmiyorum ama dim A yazacağım. Dim aliknek dediğimiz yani
açısal duran çizgilerin ölçüsünü almaya çalışacağım. Şurası üçgen noktaymış. Şuraya bir tık yapalım. Sol tarafta bir üçgen nokta daha vardır mutlaka. Bak, mouse'umu getirdiğimde ölçü çıkıyor zaten. Zaten 0.35 mm'lik bir geri çekilmesi gereken bir nokta burası. 0.35 kadar şuradaki giriş yerini aşağı çekmem gerekiyor. Niye bu? Oturak. O zaman gelelim ön görüşe. Oturak neredeydi? İşte burada. Şu kısmı, sadece şunu, sistemin bir tel modeli alalım önce. Şu kısmı 0.355 kadar. Yani seçeceğim. Move Enter. Nereden? Orta noktası nereye? Sağ tarafa aşağı doğru. 0.355 diye gördüm orayı. Enter diyorum. Kaydırıyorum. Bunu kaydırdıktan sonra tekrardan şundan seçelim. Copy diyelim. Kopyasını alalım. Ne olur ne olmaz diye. Üstüne bir tık yapıyorum. Şuraya koyalım kopisini. Evet, bu orada dursun. Şuraya fazla çizgi varmış. Kes, size atalım onu. Bunu katı model yapalım şimdi. Eğer press pull'a tıkladığımda aynı anda bütün çizgiler yanarsa yanında bir tık yapıyorum. Hem katı modeli verir hem de delik boşluklarını açarlı. Kalınlıkta 1.8 kadar enter. ESC basıyorum ve bir kere şu var. Bu çizim yani çevrilmesi lazım en başta. Nasıl anlarız onu? Şöyle bakalım şuraya. Bir kere bunun böyle bir yatması lazım sol tarafa doğru. Sonra böyle bir dönmesi lazım. Bunun yatması için sol tarafa left görünüşten bir bakmamız lazım. Katı modeli bulacağız şimdi. İşte burada seç. Yatırmak için bunu rotate'ye bir tık. Herhangi bir orta noktasından şöyle 90 derece F8'e çıksa oturur bir tık. Sıra geldi bir de son olarak top dediğimiz üç görünüşten bak. Şimdi sıra geldi bunu. Şöyle arka tarafı şu boşluk şu arkaya gelecek için seç bunu. Tekrar rotate'ye bir tık. Orta noktaya bir tık. Çevir. Bir tek işte geldi, sıra geldi. Perspektiften bak ve onu yerine taşı. Hocam nasıl ve nereye taşıyacağız diye sorursan cevap vermek için söylüyorum. Bu zaten buradaydı. Bak, katı model. İsterseniz katı model çevirelim şurayı. Konseptüel. Bu zaten buradaydı. Bunu seçeceğiz. DT'ye basacağız, sileceğiz. İşte şu giriş noktasına, şu üst noktasını eğer oturtabilirsek bu iş olur. Nasıl yapacak hocamız peki? Şunları bir atalım bir fazlalıkları. Giriş noktasının üst, ön tarafı şurada. Seç. Move'ye bir tık yap. Orası neresi? Tam orası. Bir tık yap. Bunu oradan al. Tam gireceği yerde. Şuranın şu noktası. Bir tık yaptığında yerine oturmuş olacak. Acaba oldu mu? Shift tuşunu mouse'umla aynı anda basılı tutuyorum. Çeviriyorum. Yani orbitin yapacağı işi yapıyorum şimdi aslında. Çeviriyorum. Yani çok milimetrik bir zımpara payı kalmış. O da artık kalıversin diyorum. Yani son olarak bakın buranın içerisine ne girecek? Bir takol gelecek ve buranın toplam 13 santim olduğunu biliyoruz genişliğinin. Peki şuranın genişliğinin ne olduğunu bilmiyoruz ama eğer fronttan bakış açısına geçersek arkalık malzemeye baktığımızda ne olduğunu oradan bulabiliriz. Sistemi tel modeli alıyorum ve takoza geldi sıra diyorum. Hocam takoz neresi? Bakın kitleme takozu bu. Biz bunu çıkaracağız. 5 santime 5 santim gibi duruyor burası. Yine emin olmak için dim yazayım. Enter basıyorsun için. Şuradan şurası 7 santimmiş hatta 7'lik yapacağız. Burası 7 ise şurası da 7 santimdir diye düşünüyorum. O zaman şuraya gireceğini düşünerekten bak şuraya gireceğini düşünerekten ben bir kere şunun 13 santim olduğunu biliyorum. PL yazacağım. Tamam mı? Şuradan simetrik çekeceğim şöyle. Çek tık çek çek çek. Bir tık. Aşağı doğru tekrar 13 santim yazacağım. Bir tık. Şöyle 7 santim gelecek önce. 7. Bir tık. Sonra içeri doğru gelecek. Ama ne kadar geleceğini bilmiyorum. Bakın şuradan simetrik çekeceğim. Tutuyorum. Çek 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 çek. İşte buldum. Bir tık yapıyorum. Evet. Sonra aşağı doğru devam edecek. Ne kadar? 7 santim. Gideceğim. Enter. Tekrar içeri doğru gidecek. Ama ne kadar yukarı gideceğini bilmiyorum. Onun için sağ tarafta bakın şuradan simetrik çekeceğim. Çek 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 çek. Simetrinin böyle ne kadar önemli olduğunu anlamış olacaksınız. Bir tık. Sonra içe doğru ne yapacağım? 7 yazıp enter basacağım. Sonra tekrar yukarı doğru şuradan simetrik çekeceğim şöyle. Kesişim oldu. İşte burada. Bunun adı neydi? Polinomla yaptım ben bunu. Bunun adı da kitleme takozuyla. Kitleme takozundan seçelim bir tane. Copy diyelim. Olduğu yerden onu alalım. Şöyle şuraya koymadan önce aklıma bir şey geldi. Bu çok küt duruyor. Niye biz buna pah yapmıyoruz diye bir şey geliyor aklımdan. Fil yazacağım. Re enter. 2 enter diyeceğim. Şurayla şurayı evet biraz daha güzel dursun diye. Şurayla şurayı ve son olarak da şu altla şu alt kısımları birbirine
Fillet diyeceğim. Biraz daha güzel durmuş olacak böylece. Şimdi bundan seçelim. Şimdi kopyalayalım. Nereden? Üzerinden nereye? Şuraya herhangi bir yere bir tık. Daha sonra extrude bir tık. Parçaya bir tık. Enter. Kalınlık soracak. 1.8 yazacağım. Enter yazacağım. Yalnız bu buraya yukarıdan aşağıya gireceksin. Dönmesi lazım. Seçeceğim ben bunu. Rotate ile şöyle çevirmem lazım. Şöyle. Çünkü yukarıdan aşağıya kitleme noktasından girecek. Gelin onu kitleyelim. Yalnız kitleyebilmem için ne yapması lazım onda? 10 derece açıyla durması lazım. Niye? Arkalık malzeme. Çünkü bakarsanız 10 derece açıyla duruyorsa bu da buraya 10 derece açıyla girmesi gerekiyor. Nasıl yaparız o işi? Hocam dersiniz eğer olay zaten burada seç. Rotate'ye bir tık yap. Alt noktasına bir tık yap. Ne kadar çevireceksiniz hocam? 10 yaz. Enter'e bas. 10 derece kadar. Sonra perspektiften bakalım. Şöyle yaklaşalım. Nasıl, nereye, nasıl yerleştiririz diye şöyle bir bakalım. Şu taraftan yerleştirmeyi düşünüyorum. Yani şunu şuradaki noktasından seçtim. Move Enter diyeceğim. Şu kitlenme dış noktasını seçeceğim. Geleceğim buraya. Şuradaki boşluk nerede? Burada. Kitlenme dış noktası nerede? Şurada. Bir tık yapacağım. Acaba oldu mu? Bakalım bakalım. Konseptüel tıkladığımızda her şey yolundaysa olmuş mu? Bence çok da güzel olmuş. Hepimizin eline sağlık. İşte böylece bizler sizlere ne yapmış olduk? Böylece bizler sizlerle beraber güzel bir tane ve kaliteli yorucu bir örnek ile akıllı bir mobilya, yani birbirine montajında çivi, vida, bağlantı elemanı, tutkal gibi hiçbir şey kullanmadan Osmanlı dönemimizdeki bizim bu gerçek sanatımızdır aslında. Biz buna kündekari tekniği diyoruz. Yani çivi, tutkal, vida gibi hiçbir bağlantı elemanı kullanmadan sadece malzemenin birbirine geçişlerini hesaplayıp ve bu bütün geçişleri en son bir noktada bir kitleme tokuzuyla kapataraktan ne yaptık arkadaşım? Biz kündekari tekniğiyle aslında güzel bir çocuk için sallanır sandalye yaptık. İşte sınavda da hepinizin karşısına bu çıkacak. Gönül ister ki bir de bunu şey yapalım diye geçiyor aklımdan. Katı modelleyelim diye geçiyor. Pardon, katı modellik zaten. Dokulandıralım diye geçiyor. Dokulandırma yapabilmem için bakın bizim ana yüzümüz home arayüzünde. Yani biz vizualize seçim yüzüne dönersek şöyle. Vizualize'den de buradan bakın material browser diye bir kısım var. Bir tık yaptığımızda karşımıza dokulandırma çubuğu çıkacak. Bu arada hiç bir CTRL-S yaptık mı ya? Yaptığımız hiçbir şey gitmez inşallah. Bir CTRL-S yapın, bir kaydedin herkes arkadaşlar. Yoksa yaptığımız her şey gitmesin. Şurayı bir kapatıyorum tekrardan. CTRL-S yapalım. Şimdi oldu. Tekrardan Material Browser'a bir tık yapayım şimdi. Yani ben bunu burada çizerken siz de orada mutlak çiz olmanız lazım. Herkese bir puan vereceğim. Ama şurada bir gerçek bir aynısını çıkartamayabilirsiniz. Benim için de bu problem değil. Aynısını çıkartacaksınız diye bir şart yok. Önemli olan benzerini çıkarın. Benim için yeter. Ön ve arkadaki tabloları seçiyorum. Arka tablo ve ön kayıt seçtim. Birincisi şunu atmak istiyorum. Ethnic Distraction diyorum. Aa hocam hiçbir şey görmedi, atama olmadı galiba diyeceksiniz ama öyle değil. Eğer Visual Stylus araç kullanımındaki konseptüaldan şuraya realistik et çevirirsiniz. Neyin ne olduğunu görürsünüz. Şimdi ön ve arkayı bunlardan yaptık. Yanları neyden yapalım? Yanları da bir açıktan olabilir. Sol ve sağı seçelim. Şöyle bir açık şuradan sağ tıklıyorum kaplamanın üzerine ve Ethnic Distraction'a bir tık yapıyorum. Böylece bunları da kaplamış oldum. Oturma yeri ne olsun diye sorarsanız. Oturma yeri şu olsa nasıl olur? Seçelim. Ve şuna şöyle atayalım. Bakalım nasıl olacak oturma yeri. Farklı da oldu. Güzel de oldu. Veya şu yanındakini mi yapsak? Evet. Şu yanındaki de oldu. 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 Gayet de oldu. Fazla uğraşmaya gerek yok. İşte bizim sallanır sandalyemiz burada. Eğer CTRL-S yaptıktan sonra CTRL-P yaparsanız, yani printer plotter'ı seçmiş olursunuz diye düşünüyorum. Hemen şuradan printer plotter'ı bir alalım. Bir tane resim çıkaralım buradan. JPG formatında bir resim. Nerede JPG'ler? PDF. İşte JPG burada.
Buradan Sun High diyelim. Buradan da Window diyelim. Yani biz seçeceğiz anlamını söyleyelim. Şu alt noktadan şöyle üst noktaya kadar tercih yapalım. Center diyelim, merkezdesin. Her şey yolunda gibi sanki. Okey diyelim bakalım. Ve buraya resim 1 olsun bu. Peki hocam nereye bunu koyacağız? Tabii ki masa üstündeki uzaktan eğitim derslerimizden maket model yapımı, akıllı mobilyalardan da akıllı çocuk salonu sandalyesinin olduğu bu kısma biz bunu sev diyelim. Kaydetsin. Acaba nasıl oldu? Bakalım bakalım resmimize. Maket model yapımı. Akıllı mobilyalar. Buradan da akıllı çocuk salonu sandalye. İşte resmimiz burada. Güzel çıkmış mı acaba bakalım. Sizler de çiziminizi mutlaka yapın. Az sonra herkese yapanlara puan vereceğim. Yapmayanlar için de yapacak bir şey. Yakka! Resmimiz güzel mi? Bence gayet de güzel çizmiş. Diğer resimleri de görmek için şuradaki ileri tuşuna tıkladığımızda işte çocuk burada, bizimkisi de burada deyip bakın buraya yerleştirdiğimizi görebiliriz. Daha sonradan da istersek değişiklikler de yapabiliriz arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Kapatayım şu resmi. Peki biz neden buraya bir proje açmıyoruz? O zaman ekrana gelelim şuraya hemen. Yeni diyelim. Buradan bir Word belgesi gelsin. Buraya da çocuk sallanır sandalye diyelim. Projesi çift enter atalım. Gelmesi uzun sürecek galiba. Siz arkadaşlar çiziminizi tamamlamaya dikkat edin. Ay, adam. Yorulduk ya gençler. Siz de şimdi bekliyorsunuz ki ya hocam 14. haftaya geldik. Bugün son ders. Daha neyin dersini yapıyorsunuz diye soruyorsunuz ama her şey sizin için arkadaşlar. Boş vermek kolay, önemli olan dolu yaşamak arkadaşlar. Böylece hep beraber son dersimizi, son haftamızı gayet başarılı ve dolu dolu bir şekilde sürdürmüş olduk sizlerle arkadaşlar. Bir de şu projeyi de tamamlarsam eğer ben de daha mutlu olacağım inşallah. Açılmasını bekliyoruz. Hala açılmadı arkadaşımız. Sınavda dediğim gibi bu tür mobilyalar karşınıza çıkacak. Her öğrenci için bir mobilyamız var. Onun için her öğrenci kendi kendine iyi çalışsın, sıkı çalışsın, işini dosdoğru yapsın diye söylüyorum şimdi de.
açıldı mı dosyamız? Nihayet. Şuradan hemen tasarım bölümünden ya da sayfa düzeni diyecektik. Düzen, sayfa düzeni bölümünden sayfa genişliklerini 1 cm 1 cm alıp kenar boşlukları komutuna belirttik. 1'e 1 diyelim. Başlık olarak da buraya akıllı sallanır çocuk sandalyesi kündekari tekniği ile tasarım modellemesi. Böylece kündekari modellemesinde hepiniz öğrenmiş oldunuz. Güzel bir şey. Bu yüzyıllardır aslında var olan bir kendi atalarımızın sanatı, Osmanlı sanatı oluyor arkadaşlar. Şuraya çift enter diyelim. Baş tarafa gelsin. Birinci rakamımız da şu olsun. Birinci rakamımız da şu olsun. Referans resim olsun arkadaşım. Enter'a basıyorum. İki kere geri basalım. Referans resmimiz neydi hocam bizim burada? Bizim referans resmimiz birisi buydu. Seçiyorum. İkincisi de şuydu. İkisini de seçiyorum. Buradan kopyala diyelim. Hatta şu da güzeldi. Dördüncü de bu olabilirdi. Onun için en güzel yöntem ekle bölümünden geleceğim. 4 tane tablo isteyeceğim. Ekleye tıkladım. Tabloya tıklıyorum. Mouse'umla 1, 2, 3 ve 4'üncünü basılı tutarak sol tıklamaya basılı tutuyorum. Seçiyorum. Bırakıyorum. 4 tane tablo buraya geldi. Aşağıya boşluğa tek tek bu resimleri koyacağım bakalım. Birincisi şu idi. Evet. Birincisi şu. Seç. Kopyala. Gel verdi. Kutunun içine CTRL verdiğin nasıl bir şey olacak? Çok büyük mü olacak acaba? Evet, büyük oldu biraz. Problem değil. Seçiyorum resmi. Köşesinden şöyle küçültüyorum. İkinci resim için ikinci kutuya boşluk yapıyorum hücreye. Tekrardan Word dosyasına geliyorum. İkincisi de şu idi galiba. Seç, kopyala. Şu CTRL-V yapıyorum. Onu da küçültmek için şöyle kenarından tutalım. Evet. Üçüncüye ne koyalım hocam derseniz. Gelin bakalım. Üçüncüye de şu vardı galiba. Şu kalıp vardı. Evet, şu kalıp vardı. Seç. Kopyala. Word'e gel. Hatta şu iki tanesi iki boşluğu aynı anda mouse'un sol tıklamı basılı tutuyorum. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum buraya. Hücre birleştireceğim. Şimdi şuraya CTRL-V diyeceğim. Geldi. Onu da ortala diyeceğim. Daha doğrusu bütün her şeyi ortalasın. Şöyle seçelim. Bütün her şeyi ortalasın. Evet. Gayet de güzel oldu. Şu çocuğu biraz şöyle uzatabiliriz. Evet. Güzel de bir işte bize referans resim oldu. Hatta şuradan sonra bir enter basarsak tablonun var olduğunda alt kısmından daha iyi anlarız. Hatta üst kısmına da bir tane enter atabilir miyim acaba? Yok, üst kısmını atamadık. Problem değil. Referans resimleri tamam. İkinci konuya geçelim arkadaşlar. İkinci konu nedir hocam dersiniz? 2 diyorum. 3D katı model. 3D modeling desem daha doğrusu. 3D modeling diyorum. Boşluk bir tire. Katı model tasarımı diyelim buraya. Enter'a basıyorum. İki kere geri yapalım. Buraya da bir tablo koyalım. Nereden? Ekli kısmından tabloya geliyorum. Buraya da 4 tane olsa yeterli. Bir tanesini zaten hazırladık. Nerede? İşte burada. Seç. Sağ tıkla. Kopyala gel. Word'ün içerisinde tablo hücresini bir tık yap. CTRL-V tuşuna bas. Büyük oldu. Problem değil. Köşesinden tutup şöyle küçülttüğünde o kendi yerini bulacaktır. AutoCAD'e geldiğimiz zaman orada şöyle bir CTRL-S diyelim Word'e. Ne olur ne olmaz. AutoCAD'e geri geldiğimiz zaman başka nasıl resim alabiliriz diye düşündüğünüzde şuradaki kısmı seçeceğim. Bakın şu şuradaki sol kısmı seçeceğim. Klavyeden M enter yapacağım. Yani buradaki şu tabloyu 500 santim ileri göndereceğim arkadaşım. Niye? Böyle bir resim almak istiyorum bir de. 500 santim ileri gönderdim. Bir de şöyle bir resim alalım. Tekrardan
CTRL P tuşuna basalım. Yine buradan seçimlerden JPG'yi seçelim. Güneş kalitesi. Buradan da Windows seçelim. Şöyle seçtim burayı. Gayet de güzel. Merkeze diyelim. Center'de plot nokta tıkladığım zaman bakın burası merkezdi. Okey diyorum. Bu da ikinci resminiz olacağı için buna da 2 diyelim şöyle. Save diyelim. Az önce 500 santim öteye gönderdiğimiz tabloyu seç. Move Enter. Tekrardan bir tık sol tarafa doğru geri gelsin 500 kadar. Bunu yaparken mutlaka F8 açık olması lazım. Yoksa taşıdığınız parçaları yamuk yumuk taşırsınız. Bundan da haberiniz olsun. Başka ne yapalım sözüne? Keşke şurayı kesseymişiz yukarıdan aşağıya. Tab diyelim. Burayı bir kesebilecek miyim bakalım. Klavyeden sıraca yazacağım. Enter'a basacağım. Neyi keseceksin diye soruyor. Şunu şöyle hepsini seçiyorum. Enter'a basıyorum. Nereden itibaren keseceksin diye söylüyor. Şuradan şöyle bir simetrik bir tık şuraya, bir tık da en dışa Enter'a basıyorum. Kesilmiş olacağını düşünüyorum. Kesildi mi acaba hocam? Evet kesildi. Şuradaki kesik yeri seç. Delete'ye bas. Sil. Tekrardan daha sonra tekrar ne yapacağız? CTRL-ZZ ile geri alacağız. Yoksa öyle tasarımı kesim atmak kolay mı? Saatlerde uğraşıyoruz burada. Resim aldıktan sonra geri isteriz eski halini CTRL-Z'lerle. JPG, sun high-res, şuradan da display, window. Böyle bir seçim yapalım bakalım. Evet. Şuradan da merkeze diyelim. Okey diyelim. Bu da üçüncü resmimiz oldu. 3 diyelim. Save diyelim. Ve CTRL-ZZ alıyorum. Bir şey daha yapacaksınız. Ay diyeceksiniz. Hocam bize niye öğretmeniz diyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Ben geçen haftalarda çocuklara AutoCAD'de sahne yapmayı ve ışık koyup resim almayı öğrettim. Son dördüncü resimde bunu yapacağım. Şimdi ben size sahne almayı, getirmeyi, götürmeyi, çizmeyi uzun zaman alır öğretmem. Kusura kalmayın ama hazır sahneyi getirtmek, buraya kopyalamak ve o sahneyi kullanmak istiyorum. Neredeydi o bakalım? İçerler kapalı, L tipi duvar kağıdı. Hazır sahneyi buradan kullanacağım ve hazır sahnenin de ne olduğunu söyleyeceğiz, sizlere göstermiş olacağım. Öyle bir resim olaraktan da güzel bir iş çıkarmış olacağım. Dördüncü resmimde böyle olur Ersin Canin. Hazır resim burada, sahne burada. Bu sahneyi buradan kopyalayacağım yani. Nasıl yapacağım hocam o iş dersiniz. Eğer bilgisayar bir kendine gelirse eğer, geldi gibi gibi. Bir üstten bakalım ona biz. Yalnız her şeyi almayacağım arkadaşım. Şu mobilyayı seçip kenara atabiliriz. Ya da fark etmez. Şöyle seçelim. Tab diyelim, üstten bakalım her şeye önce. Şuradan şöyle her şeyi seçiyorum sahnemi. Basit bir sahne ama güzel bir sahne. CTRL-C diyorum klavyeden. Bunu yaptıktan sonra az önceki tasarıma geri dönüyorum. Buradan da yine üstten bakıp kopyaladığım için buradan da üstten bakıp kopyalamam lazım ki yaptığım işi dosdoğru yapabilirim. Buraya da CTRL-V diyorum. Sahne gelecektir şimdi karşıma. Bir tık yapıyorum ekrandaki boşluğa. Sonra sahnenin içindeki mobilyayı buradan atmak istiyorum arkadaşım. Nasıl yaparım? Bir bakalım bakalım. Sahnenin içindeki mobilyayı adeta kestim, attım arkadaşım. Gelin perspektiften bakalım şimdi. Evet, şurada birkaç çizgi kalmış. Onları almamız lazım. Birincisi şu. İkincisi bu. Üçüncüsü de şu aldım. Bir de şurada var galiba. Şunu da alalım. Bunlar referans çizgileriydi. Bir önceki mobilyanın. Realistikten perspektif alalım bakalım şuraya. Pardon, realistikten tel model alalım burayı. Biraz zamanımız alacak ama her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar.
Şöyle seçelim, silelim. Şimdi bana buranın bir orta noktası lazım. Geçici olarak line çizgisiyle şuranın orta noktasından diğer karşı tarafın orta noktasına bir çizgi atacağım. ESC. Sıra geldi. Var olan bu sandalyemin de line enter diyeceğim. Zemine dokunduğu nokta neresi bilemiyorum ama şurasıdır galiba. Bir tık buradan diğer tarafa bir tık atacağım. Bunun referans çizgisiyle karşı tarafa taşıyacağım. Nasıl yapacağım bakalım. Seçelim şöyle. Taşımayalım hatta. Kopyalayalım. Uğraşmayalım bir daha. Seç. Home arayüzüne geri gel. Kopya'ya bir tık yap. Nereden kopyalayacaksın hocam dersiniz. Az önceki referans çizgisinin orta noktası lazım bize. İşte orası da burası bir tık. Nereye koyacaksınız? Kopyaladığımı sahnenin şuradaki orta noktasına yerleştireceğim. Ve son olarak ESC. Şu referans çizgisini seç, sil. Şu referans çizgisini de seç, sil. Ve sıra geldi. Sisteme önce yine bir konseptualdan bakalım. Her şey yolunda mı diye bakalım şöyle. Her şey yolunda değil çünkü mobilyanın bir kısmı arkada kalmış. Ne yapabiliriz de düşünelim. Ne yapabiliriz? Şöyle left'e bir tık yapsam. Bütün parçaları tek tek seçeceğiz. Oturma takozu buna dahil. Klavyeden M enter yapacağız. Olduğu yerden şöyle öne doğru F8 açken taşıyacağız. İşte bu kadar. Tekrardan perspektiften bakalım. Her şey yolunda mı? Gibi gibi. Sıra geldi şimdi bir CTRL-S yapalım. Ve realistikten bakalım şimdi arkadaşlar. Olmadı. İstediğimiz gibi vermedi. Tekrardan realistik. Yani hocamızın bilgisayarın ekran kartı maalesef olmadığı için bilgisayarda böyle problemler yaşıyoruz. Shaded diyelim. Evet. Son olarak da yine yaptık. Yine olmadı. Hoş. Her ne kadar beni sinir etse de bu durum. Yılmayacağım arkadaşım, yılmayacağım. Yılmayacağım. Ne yapacaksın hocam peki yılmayacaksan peki diyeceksin şimdi. Yılmayacağım arkadaşım. Geleceğim şuraya. Seçeceğim bunu. Bu kez burada CTRL-C'ye gideceğim. Alacağım bunu götüreceğim karşı tarafa. Hadi bakalım. Yılmıyorum lan. Yılmıyorum lan. Hadi bakalım. Şuradaki her şeyi seç sil. İşte buraya bir referans çizgisi attım. Ama çizgiyi hatırlatmak her şeyi bozdu ya. Allah'ım. Şimdi şöyleyken üstten bakalım. CTRL-V diyelim buraya. Nerede sandınız? Şurada bir tık. Tekrardan buradan alalım bunu. Buyurun. Abi gel. Buradan da bunu tekrar çekelim şöyle. Hepsini seçelim arkadaşlar. Ve klavyeden move'ye bir tık yapalım. Hocam nereye nereye taşıyacaksınız? Şöyle çevireyim burayı. Şu referans çizgisinin ortasından. Nerede? Şuradan. Bir tık. Nereye taşıyacaksınız hocam derseniz eğer. Onu da yine bu kez de bu sahnemin ön tarafına bunu alalım arkadaşım. Şurada bir orta nokta olması lazım. Geldi. Bu geldikten sonra tekrar şöyle perspektiften bakalım. Şöyle her şeyi seçelim arkadaşım tabloların. Oturma yeri, kitleme takozu, sırtlık ve ön taraftaki kayıda seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra klavyeden M enter yapıyorum. F8 açıkken şöyle arkaya doğru taşıyorum ama çok da fazla değil. İdeal taşımam lazım.
Biraz şu tutaşlar sıkıntı yapıyor. Tutaşları bir kapatalım bakalım. Bir tık yapıyorum. Gayet de iyi oldu. Şimdi perspektiften bakalım. İşte mobilyamız, işte sahne. Birazcık şöyle ışığın görüntüsünü aşağı doğru alabiliriz. Şuradan mobilyanın biraz daha üstüne gelsin diye tutaş gelmiyor. Tutaşı açalım. Şöyle mobilyanın üzerine biraz daha ışık daha fazla gelsin diye şöyle bir değişiklik yaptım. Hocam ışığı da bir fiziksel karakterini bir gizleyelim dersiniz eğer. Ben de öyle diyorum evet. Kısa kısa gizleyelim. Son olarak şu çizgiyi de alıyorum buradan. Ve işte kralımızın sandalyesi hazır. Neden bunu çiziyor hoca? Acaba hocamızın bir oğlu mu oldu? Bir çocuğu mu oldu? Değil mi? Siz söyleyin hocam. Acaba şu anda Oğuzhan Bey geldi yanıma. Hepinize selamları var. Başarılar Kolay diliyor. gelsin arkadaşlar. Aynı dersler. Benim de dersime gelsin arkadaşlar diyor. Özlüyorum arkadaşlarımı diyor. Lütfen hocamızın derslerini ihmal Gizlicilik etmeyelim. dersleri. Serdar Hoca da güle ders anlatıyor size. Kendi çıkarları için ders yapıyor sanki. Okey diyelim. Bu da 1, 2, 3, 4. resim olacak galiba. Resim 4 diyelim. Akıllı mobilyalara yerleştirsin. Şunu da sev diyorum bakalım. Nasıl çıkacak resmimiz? Buradan gidelim klasörümüze. 4. resim şurada seç. Kopyala. Demek ki bir kere daha bir kerelik de olsa bir sahne yapsınız. Demek ki ardı ardına aynı sahneyi çok kez ne yapabilir misiniz? Çevirip çevirip kullanabilirsiniz çok kez arkadaşlar. Ama ilk başta ondan bir tane yapmanız gerekiyor. Yapmadan olmaz arkadaşlar. Evet. Üçüncü resmimiz, ikinci resmimiz buydu. Üç ve dört de oradaydı galiba. Üçüncü şu olsun. Kopyala diyelim. Şöyle şuraya CTRL diyelim. Biraz büyüyecek oldu. Problem değil. Köşesinden tutalım onu. Tablomuzu güzelce konumlandıralım. Peki dördüncü hocam ne olsunuz dersiniz? Dördüncüsüyle üçüncüsü aynı oldu sanki. Farklı bir resim çıkaralım dördüncü olarak. Ne çıkaralım hocam dersiniz eğer? Ne çıkaralım acaba? Şöyle perspektiften bakalım. Evet, dördüncü resmimizin ne olabilirdi? Şöyle alttan mı bakabilirdik acaba diye. Bir de şöyle bakabilirdik. Neden olmasın? Seç, delete. Şuraya bir CTRL P diyelim beraber. Buradan hemen şöyle bir JPG resim formatı, güneş kalitesi, Windows seçimini bize bırak diyelim. Şuradan Windows seçelim. Şöyle bir seçim yapalım. Evet. Ardından herkesle okey de. Şurada 5. olsun. 4 olmadı. 5 diyelim biz buna. Save diyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Klasöre girelim. Nerede 5.'si? İşte burada seçelim. Kopyala diyelim. Word'ümüze CTRL yapalım. Büyüyecek bir şey oldu. Problem değil. Şuradan tutup şöyle küçültelim onu. Amacımız neydi diye sorarsanız amacımız böyle bir şey idi diye söylüyorum. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Acaba şu resimlerden bir tanesini iptal etsek de şu kısmı göstersek daha mı iyi olurdu? Seçiyorum buraya. Şimdi siliyorum. Şurayı da hücre birleştir diye sağ tıklayacağım. Evet. Şu resmimi de bakalım maksimum ne kadar büyütebiliyorum. Aşağısı kaybolmadan maksimum ne olur? Kaydı geldi. Şimdi şurada CTRL A diyelim. Her şeyi ortala diyelim. Gayet de güzel oldu. Tabii küçültmeniz lazım ki sizin de anlayabilmeniz lazım burayı. İşte böyle bir şey oldu. Şuraya bir enter atsaydık eğer aşağıdaki tabloyu görürdük. Şu resmi biraz şöyle küçültelim. Şurada bir boşluk var mı? Bir boşluğa bir enter. Bir boşluğa bir enter istiyoruz ama o da olmuyor. Şunu biraz küçültelim. Allah'ım.
Enter. Tık büyük oldu. Şurayı küçültürüz. Evet, şimdi oldu. Biraz küçük küçük yapalım şimdi. Vallahi oldu. Şurayı da geri geri al. Bitiyor mu arkadaşlar bunu? Finalde arkadaşlarımız işte hocalarının yaptığı gibi böyle çizecekler, teslim edecekler. Yoksa bizim olanı kalırlar bunlar, yoksa kalırlar. Oğuzhan Bey. Evet. Siz beni anlıyor. Şimdi ben bunun tel modelini, kısım kalıbını falan da koymam lazım ama dersin vakti uzadı gitti, yetişmeyecek. Onun için ben şuraya başlığını koyayım en azından. 3 diyeyim arkadaşım. Üçüncü başlığımız neydi hocam dersiniz? CNC kesim kalıbı diyelim biz buna arkadaşım. CNC kesim kalıbı planı diyelim. Onu da artık sizler zahmet olmazsa yapın arkadaşlar. Finale bunları üretsinler. Bir oturmuş şekilde fotoğraf çekin sanırım. Keşke yapabilseler ve işte atölye ortamı lazım hocam. Lazım da lazım yani. Evet arkadaşlar, dersi artık burada bitiriyorum. Bugünlük bu kadar yol oldu. Güzel de oldu. Yorulduk ama yorulmadan da hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Gayret edin. Sizler de bunları çizin ve çizdiklerinizi bize gösterin. Biz de sizlere artı puanlarınızı verelim. Burada olması gereken iki şey daha var. Birisi kesik kalıbı var ve bir diğeri de hani siz yapın diye söylüyorum. Bir diğeri dördüncü olay da şuydu. Neydi? 2D drafting idi arkadaş. 2D drafting tasarımı idi. Onu da sizler yaparsınız diye düşünüyorum. Hadi şu ekranda bir print screen basın hocamız ve öğrencilerimize konuşma butonuna yükleyiversin. Sizler de aynısını yapıverin bakalım. Kim ne yapıyormuş? Görelim, puanları verelim. Pamuk eller cebe. Oğuzhan Bey, bizim en güzel artımız da peşin patronuz. Yani malzeme önümüze geliyor. Öğrenci ödevini çizdiyse gösteriyor. Peşin peşin puanını veriyoruz. Bundan daha büyük bir tüccar var mı? Yani en yani, dürüst tüccar biziz diye düşünüyorum yani. Yani öyle yapıyoruz ve istemeyen çok. Tabii o da üzülüyoruz şimdi. Şimdi sistemde 10 tane öğrenci var. 2 tanesi, 3 tanesi verecek belki de. 10 da kalmamış, 6 kalmış. Aha, 6 kişi var sadece sınıfta. Bu nedir ya arkadaşım? Peki hadi. Dersi burada bitiriyorum. Ödevleri gösterin bakalım kim ne yaptı.